Merhaba arkadaşlar Maya 2018 sıfırdan eğitim video serisine hoş geldiniz. Ben şimdi lafı hiç uzatmadan programı yüklediğinizi varsayarak masaüstümüzde oluşan ikona çift tıklayıp programımızı başlatıyorum. Ve programımız yüklenmeye başlıyor. Evet. Programımız ilk defa açıldığında böyle bir kutuyla karşılaşacaksınız. Ee, bunun anlamı programın yeni sürümünde ilk defa e, getirilen özelliklerin böyle yeşil çizgilerle vurgulanıp vurgulanmamasını e, bize soruyor. Sizin için tabi programın her şeyi e, yeni olduğundan dolayı böyle bir şeye gerek olmadığını düşünüyorum. E, yeni özellikler vurgulanmasın. O yüzden şu çentiyi kaldırıyoruz. Show this at startup'ı da kaldıralım. Bu kutu bir daha çıkmasın. OK diyelim ve programımız başlamış olsun. Şimdi bu videoda ben menülerden itibaren programı size tam olarak öğrenmeniz gereken sırayla anlatmaya başlayacağım. Dolayısıyla özellikle ilk birkaç videoyu hiç atlamadan hatta iyice öğrendiğinizden emin olarak belki birkaç kez daha geri dönüp tekrar tekrar bakarak, ilk birkaç videoyu özellikle hiç atlamadan devam etmenizi tavsiye ediyorum e, ardından tabi e, belki birazcık bilenleriniz bu programla aşina olanlarınız belki e, ileriki videoları hani konusuna göre bu tam olarak nasılmış acaba diye belki ileriki videolardan da izlemeye başlayabilir ama siz e, sıfırdan başladıysanız ve hiçbir şey bilmiyorsanız ben size programı tam olarak öğrenmeniz gereken sırayla Öğreteceğim. O yüzden özellikle ilk birkaç videoyu hiç atlamadan e, takip etmenizi öneririm. Şimdi bu videoda menülerden menü sistemini e, anlatarak başlayacağım. Sol üst köşede File menüsü gördüğünüz gibi programımızın ilk menüsü. Bunlar e, diğer programlardan da aşina olabileceğiniz e, bazı menüler veya e, menü sistemi diyeyim. Çünkü file işte new scenes, işte yeni sahne, open scenes, save scenes diye gidiyor burada export, diğer programlardan da aşina olabileceğiniz özellikler. Edit menüsünde undo, redo vesaire gibi menülerimiz var ve bu devam eden menülerin içinde arkadaşlar Maya'da Maya'daki bütün komutlar bu menülerin içindedir. Bu menüleri arkadaşlar şu Windows'a kadar ki olan bölümü sabit olmakla birlikte buradan sonraki menüler şuradaki sekmeyle burada bakın 5 tane başlık altında kategorize etmişler. Bu başlıklar altında değişebilir şekilde tasarlanmış. Burayı tamamen menülerle doldurmamak için Buradan örneğin rigging menüsüne girdiğim zaman gördüğünüz gibi Windows'tan sonraki menüler değişiyor. Animation'a tıklayınca yine animasyonla ilgili menüler çıkıyor. FX'e tıklayınca FX ile ilgili menüler rendering dediğimiz zaman rendering ile ilgili modeling dediğimiz zaman da yine modelleme ile ilgili menüler çıkıyor. Windows'a kadarki bölüm sabit. Bundan sonrakilerde buradaki satırda hangi konumda olduğumuza göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi modelingde kalsın bu menü. Maya'nın menülerinin ee, bir özelliği. Bu menüleri arkadaşlar şu üstündeki satıra tıklayarak buradan koparabiliyorsunuz. Böylece herhangi bir şeye uğraşırken o menüye gidip Tekrar e, içindeki komutu bulup tıklamakla uğraşmaktansa bu menüyü burada açık bırakıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi istediğiniz şeye hemen buradan erişebiliyorsunuz. Ya da menülerin alt menülerini koparabilirsiniz. Hemen komutlarınız burada yanı başınızda olur kullanacağınız komutlar. Gidip böyle menüden menüye alt menüye buradan buraya gitmek zorunda kalmazsınız. Bu menüyü koparırsınız alırsınız. Bunu kapatalım ve komutlarınızı hemen erişebilebilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Menülerimizin birinci özelliği bu. İkinci bir e, çok güzel özelliği ise Maya'nın. Bu menülerdeki komutların gördüğünüz gibi her birinin yanında bazılarının yanında daha doğrusu birer kutu var. Bu kutuların adı Option Box'tır arkadaşlar. Bunun anlamı komutların ilgili komutun özellikleri vardır bu kutunun içinde. Tıkladığınız zaman o komutla ilgili bütün özellikler options bu kutudadır arkadaşlar. Buradan istediğiniz ayarı yapabilir ve komutları özelleştirebilirsiniz. Ardından bir diğer özelliği, güzel özelliği Maya'nın. Bu her options box'ın e, sol köşesindeki edit bölümünde reset settings vardır. Böylece Maya'yı asla Böyle fabrika ayarlarına geri döndürmek falan zorunda kalmazsınız. Her komutu e, yanlış çalıştığından falan şüphelenirseniz girip hemen içine Edit, Reset dediğiniz anda komut sıfırlanacaktır. Her komutun kendi Option Box'ı ve o Option Box'ın Edit bölümünde Reset Settings özelliği vardır. Bu mükemmel bir özellik arkadaşlar. E, Maya'yı fabrika ayarlarına da döndürebiliriz ama öyle bir şey gerek yok. Her seferinde öyle bir şey e, programı baştan sıfırlamanın gereği yok. Dediğim gibi her komutun yanında options boxı, bu options boxta komutu özelleştirme seçeneklerimiz ve köşesinde de ne kadar bozarsak bozalım Maya'yı, ne kadar e, bu komutları özelleştirirsek özelleştirelim. Edit, reset dediğimiz anda bu komutun bu e, pencere sayesinde bu komut resetlenir, sıfırlanmış olur. Menü sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi her şeye e, videodan videoya gerekli e, gerektikçe sırası geldikçe bakacağız. Menü sistemimiz bu şekilde. Tekrar bir özetlemek gerekirse menülerimiz Windows'a kadar sabit. Windows'tan e, sonraki gelen menüler burada kategorize edilmiş şekilde tıkladığımızda gördüğünüz gibi ilgi alakasına göre değişiyor. Modelleme, rigleme, animasyon gibi. Her menümüzü kopartabiliyoruz, alabiliyoruz. Veya menülerin altındaki menüleri kopartabiliyoruz. Bu şekilde. Her menümüzdeki her komutun yanında bir Options Box'ı var. Buraya girip komutumuzu özelleştirebiliyoruz özelleştirdiğimizde Apply deyip bunu uygulayabiliyoruz, Close deyip çıkabiliyoruz veya baktık bu özellik, e, Reset'lemek istiyoruz. Hemen onun Options Box'ına girip, köşesindeki Edit bölümünden Reset diyerek her komutumuzu sıfırlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, menü sistemimiz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.